Dünya genelinde etkili olmaya devam eden koronavirüsün sebep olduğu ekonomik yıkıma dair veriler gelmeye başladı. Dünya Bankası ülke ekonomilerinin ne kadar küçüleceğine dair bir rapor hazırladı. IMF'den yapılan açıklamada ise 100 milyon kişinin yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yapıldı. Dünya Bankası'nın yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonominin %5.2 küçüleceği öngörüsüne yer verildi. Arz ve talebin yanı sıra ticaret ve mali faaliyetleri de etkileyen salgın sebebiyle zengin ülkelerde ekonomik faaliyetler %7 azalacak. Rapora göre bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %6.1, Euro bölgesi %9.1 ve Japonya ekonomisi %6.1 daralacak. Gelişen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde ise ortalamada 60 yıldan bu yana ilk defa %2,5 küçülme bekleniyor. Kişi başına düşen gelirin %3.6 düşmesiyle milyonlarca insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek. Rapora göre bu durumdan en ağır etkilenen ülkeler pandeminin şiddeti geçtiği ve küresel ticaret, turizm, emtia ihracatı ve dış finansa bağımlı ülkeler olacak. Salgının ekonomiye etkilerine dair bir açıklamada Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel olarak bu zamana kadar pandemi dolayısıyla uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar dedi. Önemli ek çabaların gerekli olduğuna dikkat çeken Georgieva, politika yapıcılar daha kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Düşük gelirli hane halkları virüs kaynaklı daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya diye konuştu. Covid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten IMF Başkanı Bu felaket gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabilir. Yeni tahminler dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini gösteriyor dedi.